Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Shahobiddin Odilov. Shahobiddin Odilov 1958-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1975-yili Shayxontohur tumanidagi 102 maktabni, 1980-yili Toshkent davlat universitetini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 1980-yilda o'rta maktabda boshlagan. So'ng O'zbekiston kitobsevarlar jamiyati respublika boshqarmasida muharrir, Yoshlik jurnalida adabiy tanqid va san'at bo'limi boshlig'i, O'zbekiston fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot institutida katta ilmiy xodim bo'lib ishlagan. Filologiya fanlari nomzodi. 2000-yildan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblariga muharridlik qilgan. Hazratni birinchi taniganim shu muftiyligiga saylangan yillari 89-yil chegil Hastamomda juda katta istixon bo'lgan. Mushaf Usmonov kelingan. Juda ko'p odam yig'ilgan. Shu musoqa bitta qo'l tegizib qolish ishtiyoqida juda ko'plab baqirib, chaqirib, dodlab hazrat ma'ruza qilganlar, talladovni ma'ruza qilganlar. Juda bir chiroyli samoyon. Yuzaki tanishganimiz shunda bo'lgan. Keyin hazrat muftiylikka saylanganlardan keyin juda ko'p o'zgarishlar qildilar, juda ko'p yangiliklar qildilar, ayniqsa ilm ahli uchun. Masalan, shulardan bittasi diniy sohada maqola yozadigan yozuvchilar, jurnalistlar uchun bir konkurs tashkillashtirdilar. Shunda men ham qatnashdim. Endi men maxsus maqola yozganim yo'q. Shu paytgacha o'zi yozadiganlarimni ko'pini ichida shu diniy mavzular bor edi. Hatto ilmiy shug'ullanganimda bitta bobi e'tiqod diniy zarurat edi. Shuning uchun bu sohadan uzoq odam emas edim. Shu paytgacha yozib yurgan maqolalarimni yig'ib to'plab o'sha konkursga topshirdim. Uchinchi o'ringa sazovor bo'ldim. O'shanda konkurs qatnashchilarini taqdirlash marosimida ikkinchi marta uchrashdik, hazrat bilan bevosita uchrashdik. Juda ko'p ahli ilmni yig'ilishgan hasmomda edi. Shaxsan o'zlari mukofotlarni topshirdilar. Keyin hazratni o'sha paytda televizorda chiqishlari bo'lib turdi, radiolarda temin chiqishlari bo'lib turdi. Azgina-azgina maqolalar chiqib turdi. Shuni o'qib yuzaki tanishib turdik. Rasmiy ravishda tanishganimiz ancha yil keyin bo'ldi. 92-93-yillarda ko'cha masjidiga juma namoziga borgan edim. Rahmatulla qori imom bo'lgan paytlarida. Negadir Rahmatulla qori emas, hazrat o'qidilar jumani o'sha kuni. Hazratni olib yuradigan shoferlari mening ustozim edi, G'aybulla qori aka. Chiqqanlardan keyin ko'rishib, salomlashib, so'rashib, G'aybullaga shu hazir bilan tanishtirib qo'ying. Iloji bo'lsa bir uyga borib suhbatlashib o'tirsak dedim. O'zlari yeting dedilar. Xo'p, tanishtirib qo'ying dedim. Chiqdilar, tanishtirdilar. Hazrat bu bizning shogirdimiz. Sizga juda muhabbatli. Gaplari bor ekan sizga dedilar. So'rashgandan keyin nima gap dedilar. Hazrat, sizni suhbatingizni juda orzu qilamiz. G'oyibona hamma yozganlaringizni o'qib turamiz. Chiqishlaringizni ko'rib turamiz. Shunga iloji bormi? Uyga borsak desam, nima munosabat bilan dedilar. Endi odatda o'sha paytda odamlar ahli ilmlarni faqat biror bir marosim munosabati bilan chaqirishardi, 20-40 yoki yiloshi munosabati bilan chaqirishardi. Hazrat, hech naqa munosabat yo'q dedim. Faqat savol-javob qilib o'tiramiz dedim, ilmingizdan bahramand bo'lish uchun dedim. Desam, ketdik hozir bo'lmasa dedilar. Yo, hazrat, hozir borsak ikkalamiz o'tiramizmi dedim. Sizni suhbatingizni orzu qiladigan juda ko'p tanishlarim bor dedim. Ruxsat bersangiz sal muhlat bering, 1-2 soat bo'lsa ham desam, bo'ldi asrga boramiz bo'lmasa dedilar. Juda dadil edilar, hazrat shart-shart hal qilardilar. Bo'ldi asrga bo'lsa ulguramiz dedim. Keyin G'aybullaga uyim bilanlar, o'g'lim bilan borgan edim, mashina yo'q. Yugurib uyga bordik. Uyimiz uncha atrofida edi. Keyin uyga kelib, uydagilarga asrga hazrat kelarlar, qo'ni-qo'shliga, tanishmishliga, qarindoshlarga telefon qilib qo'yinglar.
deb o'zimiz Chorsiga yugurib ketdik, yana yo'q. Chorsiga borib, bozorlik qilib qaytib kelsak, joylar tayyor, somsalargacha pishirib qo'yishdi. Odamlar ham yig'ilib o'tiribdi. Keyin asrga hazrat keldilar, Aybullaga bilan o'tirib maza qilib suhbatlashib o'tadik. Hatto endi eshik ochib qo'ydik. Yaqinlar tanishni ko'rishib qolsa, kiringlar hazrat kelganlar deb chaqirib suhbatlashib o'tirdik. Shu paytda hajla endi boshlangan paytlar ekan shekil. Qo'shnimiz Qosim aka, Qosim qoragadardek rahmatli ancha yillar masjidimiz sufi bo'lganlar. Shu odam hajga yeng borgan paytlar edi. Endi hazrat kelganlar eshitib qolib, o'tdi kotib bir izxon bo'lib turibdi. O'tdan elchida kelishdi. Bizdan ham birov kirib keting, iltimos deb. Yo biz shotdan keldik, shotdan ketamiz dedi hazrat. Juda chiroyli suhbat bo'ldi. 2 soatdan oshiqroq suhbat bo'ldi. Faqat suhbat bo'ldi. Eng qizig'i savol-javob, samimiy jonli suhbat bo'ldi. Shomni ham shu yerda o'qidik. Zo'rga tarqaldik keyin gap boshqa. Mana rasmiy ravishda tanishganimiz shu bo'ldi. O'zi mening ustozim G'aybulla Qoragan adalari Abduvali Qoragan. U ham mahallamizdan, ular ham keyinchalik uchrashganimizda shu hazrat sanaga minnatdor bo'ldilar de. Mani nuqul hamma marosimga chaqirardilar, lekin shogirdizcha ilm qadri yetgan bola ekan. Shu ilmimizdan bahramanim bo'lay deb bitta shu odam chaqirdi mani shu paytgacha. Endi gap bo'chig'i shundan keyin rostdan ham hazratda men bu hazrat boshqalarga ham ko'p gapirib yuribdi shu gapni. Mana ilmi qadri yetgan odam ahli ilmni marosimga chaqirmaydi, ilmiy suhbatga chaqiradi. Ilmiy suhbatda bemalol gaplashib o'tiriladi, masalalar hal bo'ladi deb gapirganlardan keyin o'sha yillardan boshlab ilmiy majlis degan gaplar ko'payib ketdi. Ajab juda ham barakali bo'ldi. Foydasi ham ko'p bo'ldi. Hozir ham mana davom etyapti alhamdulillah. Shunga bir turki bergan sabab bizning uchrashuvimiz bo'ldi menimcha. Keyin hazrat hijratga ketib qoldilar. Ko'p o'tmasdan. Bir yil shu jumada Vali Qoragan bilan uchrashib qolibdik. Hazrat kelibdilar, eshitdingmi? Hozir ketyapmiz o'g'illarga borasanmi dedilar. "Va boramiz" dedim. Bir domda turar ekanlar. 7-etajam baland domda. Safiyevskiy prospekt deyiladi u joyi. Xullas birga bordik G'aybullaga, Vali Qoragan, men birga bordik. Chiqib o'tirdik. Hazrat darrov tanidilar, xursand bo'ldilar, quchoqlashib ko'rishdik, gaplashdik, o'tirdik. Keyin xayrlashganda hazrat mabodo kitoblar yozadigan bo'lsangiz, men kasbim shunaqa filologman. Shu sohada kandidatni yoqlaganman. Muharrirlik qila olaman. Yordam beraman dedim. Shu gap bilan ketdi. Hallashdik. Keyin oradan ancha muncha muddat o'tgandan keyin bir marosimda uchrashib qoldik. Marosimdan birga qaytdik, shunda yo'lda yetib qoldilar. Bir gap gapirganingiz esizdami dedilar. Qaysi gap bilsam, shunaqa kitoblarga muharrirlik qila olaman deb aytdingizlar. Ha, qilaman hazrat yozsangiz. Shuni boshlab bizga dedilar. Qilasizmi dedilar? Qilaman dedim. Keyin bo'lmasa ertaga uyga o'ting dedilar. Uylarni ham bilmasdim gap bo'chaqa. Tushuntirdilar. Ertasiga topib bordim. Tafsir rihlolli qo'lyozmasini berdilar. Mana shuni o'qiysiz dedilar. Qo'llangancha tahrir qilasiz dedilar. Keyin iloji bo'lsa gaplarimni ham unda to'g'rilab, u yoqni keltirib qo'yasiz dedilar. Men sizning gapingizni qanaqa tahrir qilaman dedim. Men nuqta berishga qarashim mumkin faqat dedim. Sizning gapingizni qanaqa tahrir qilaman dedim. Endi qo'ring dedilar. Xotirjam ko'ring dedi. Uyga borib yotib olib o'qidim, gap bo'chog'i. Birinchi boshdan oxirigacha o'qib chiqdim, maza qilib. Tahrirni ham o'ylamasdan oldin maza qilib o'qib chiqdim. Keyin bir chekadan o'tirib tahrir qilishni boshladim. Bir haftalarcha tahrir qildim. Kattagina kitob edi, birinchi juzi. Keyin bir haftadan keyin uylarga bordim. U paytda telefon ham yo'q, mashina ham yo'q. Borib eshikda dedi, turardim. Shu hazratga keluvdim deb. Keyin qabul qildilar, ko'rdilar tahrirni. Birgalashib o'qidik tahrirni. Men ikkilangan joylarimni so'rab oldim. Nimadir qo'shgan joylarim bo'lsa, ularni o'zlaridan tekshirtirib yubordim. Ma'qul tushdi. Shu usulda davom ettirib o'rindilar. Shu bilan ishimiz boshlanib ketdi. U paytdagi men tijorat qilardim o'zi u paytda. Akademiyada ishlardim. Har orada tijorat ham qilardim. Endi u kelish ham yig'ishtirishga to'g'ri keldi gap bo'chig'i. Chunki ish juda ham ko'p edi. Bir oyda eng kamida 2000 bo'lmasa 3000 sahifa narsa o'qishga to'g'ri kelardi. 1.5 ming sahifani topshirardim. O'zimga
bir norma falan koygan edim. Kuniga 50 betdan topshiraman. Uni o'qish uchun qo'shimcha yana boshqa kitoblarni ham ko'rishga to'g'ri kelardi. Menga katta dars bo'ldi, maktab bo'ldi. Oldin o'qiganlarimni boshqatdan qaytadan o'qib chiqdim. Shu paytda ham ancha-muncha kitoblar chiqqan edi o'zbek tilida ham. O'shani hammasini boshqatdan yig'ib o'qib chiqdim. Har gal o'qiyotganda birinchi o'rinda o'tirib Qur'on tilovat qilishni boshladim. Xatm qilishni boshladim. Yengil tahorat bilan o'tirib Qur'on tilovat qilaman, xatm qilaman. Kuchim yetgancha o'qigandan keyin, sal charchagandan keyin birpas dam olamanda, keyin tafsirga, tahrirga o'tiraman. Juda barakali ish bo'ldi. Ancha yillar shunaqa qilib ishladik. Boshqa kitoblar ham bor ekan, Hadis va hayot kitoblari bor ekan. Unga ham o'zingizni muharrirlik qilasiz dedilar. Mayli, mayli dedim. Keyin unga 8-chi juzdan boshlab olib berishdi. Ungacha qoyon juzlar chiqib bo'lgan ekan, 8-chi juzdan boshlab olib berishdi. Uni ham 28-dan 28-chi juzgacha men o'qib berdim. U ham bir katta maktab bo'ldi. Hadis ilmidan katta maktab bo'ldi menga. Endi u paytda Hazrat Allohlarga ham ham borilmasdi, gap ochig'i. Meni o'zim ham ko'pchilik qaytargan, sen bola bekor borvasan, Hazrat orqalarida odam bor, sen ham juvonga o'lib ketasan deydi. Men gap ochig'i siyosatni tushunmayman. Umrimda aralashmaganman ham siyosatga, faqat ilm bilan shug'ullanganman. Menga aytganlarga qaytarilganlarga ham yetdim. Menga siyosat qiziq joyi yo'q. Hazrati ilmli odamlarni yaxshi bilaman. İlimlerden bahraman bo'lish uchun boraman. Shuning uchun hiç qo'rqadigan joyim yo'q dedim. Menga faqat ilm kerak dedim. Hozir bormasam lekin o'zimni kechirmayman lekin dedim. Endi o'sha meni qaytarganlarning o'zi bo'lmasa men bu savolni mendan so'rab bergan Hazratdan savol beradigan bo'lib qolishdi. Har kelganimda 5 ta 10 ta savol yozib kelardim. Hazrat bilan shu tahrir qilish uslubimiz, men uyga olib ketib kitobni o'qirdim, bir hafta 10 kun o'qirdim kitobni. Qo'ldan kelsa tahrir qilardim, ikkilangan joylarimni yozib qo'yardim. Keyin kelganimdan keyin Hazratga hammasini bir chekadan ko'rsatib berardim. Ikkilangan joylarimni ham, tahrir qilgan joylarimni o'qib berardim. Maqulligi yana maqul dedilar, men buni bunday qilib tuzatasiz dedilar, o'rgatardilar. Ana endi savollar o'tdi, kulib qo'yardilar o'zlari ham. Keyin ana savollarni berib boshlardim. Bir palonchi so'rayapti, pismadonchi so'rayapti, men bu savolni dedim. Hammasi aniq lunda qisqa qilib javob berardilar. Keyin o'zingizcha dedilar. O'zining masalasi bor dedilar. Keyin o'zimni savollarim berardim. Mana shu 10 yildan oshib birga ishlagan bo'lsa, necha mingta savolga aniq lunda javoblarni oldimdi. Alhamdulillah, bu ham menga katta ilm bo'ldi. Chunki bu savol javoblarni hali zigira haldan ham yo'q edi, boshqa savol javob kitoblari ham yo'q edi. Hazrat yo'qishgan boshqa odam ham yo'q edi aslida olganda. Savollarga javob beradigan. Men uchun juda ham katta bir imkoniyat bo'ldi bu. Keyin hammasini o'sha savol javoblarni yozib ham oldim o'zim uchun. Ba'zan esdan chiqib qolish mumkin, bir kunda 10 ta savol so'rasangiz, bir oyda juda ham ko'payib ketadi. Yilda juda ham ko'payib ketadi. Necha mingta savol javob o'zim uchun qisqa-qisqa o'sha savol javoblarni yozib oldim. Keyinchalik foydasi ham tegdi, chunki zikr rahlana o'sha kitobcha jurnal shaklida chiqish kitob jurnal biz kitob shaklida chiqa boshladi. Endi bu yerda ishlarimiz ko'p bo'lgani uchun unga men muharrirlik qilmadim boshida. Keyin 75-chi sonidan boshlab aytdilar, mashinga siz o'zingiz qarang dedilar. Xo'p dedim. 75-chi boshidan boshlab u kichkina kitobcha ham, zikr rahlana so'ragan kitobiga ham savol javoblarga ham men muharrirlik qilishni boshladim. O'sha paytda boyaga yozib olgan savol javoblarim juda qo'l keldi. Masalan, ba'zan kitoblarda bitta berilgan savol 10 ta jurnaldan keyin, 10 ta sondan keyin yana takrorlanib qolishi mumkin ekan. Bitta savolga ba'zi joyda sal qisqaroq, ba'zi joyda kengroq javob berilgan joylari bor ekan. Alhamdulillah, xotiram ancha yaxshi. O'sha 100 ta noshir soni chiqqan bo'lsa, deyarli hammasini savol javoblari esimda. Shuning uchun Hazrat, men bu joyda manaqa degan edingiz. Bitta bunaqa debsiz, qaysi birini olay deb o'zlarini so'rab olardim. Iloji bo'lsa yana qo'shardik qo'shimchasiga. Shu bilan ancha yil birga ishladik, lekin biz faqat ishladik-da, xullas ani marosimlarga borish, yo'q bitta birga dam olish unaqa narsalar yo'q edi bizda, faqat birga ishlardik. Yotib olib, boshqa ham ishlarni yig'ishtirib qo'yishga to'g'ri ham keldi. Bir kun chaqirib qoldilar o'zlari alohida. Bu tirishini nima qilyapsiz dedilar. Timmi ishlayapsiz dedilar. Vaqt yetmayapti deys, tirishini nima qildilar? Tirishini yig'ishtirib qo'ydim hazratdan. Akademiyada ishlardim, tijorat qilardim, yig'ishtirib qo'ydim, topganim yeyapman. 3 yildan beri. Sam,
Ya bu miydi dediler. Var mı bu münasını yıkıp koyuyorsunuz? Var dedim. Bu mesela ben bir adam çakıramam dediler. Çünkü bir koyas dediler. Çiğri çiğdeki işini hissedildiler. Sizi uyabına işiniz bu miydi? Ozu işlem işlem. O ege paydayızı verip duran dediler. Ben de hazırat dedim. Ben de yakışı dedim. Kim bir adam çakırdılar. O adamı şüphete tanıştırdılar. Kim tanıştırırken dediler. Bu adam bir kısreti var. Sizi okşap şu eşki tezgahı götürür dediler. Hazreti Khanı'nın rüşünde kırsayız taşkardan, kabul Khanı'ları. Doğru da üç kere kere yanaşıyor. Bir an köşeye kadar yanaşıyor. Ben bir an karıp, divarı karıp oturaldım, bir an gözüm düşmesin dedim. Çünkü Ahmet birer kere hazret. Onun şeyde gizem, siz yok ya. Fakat şu da oturadılar. Çünkü bir an tarafı doğruya çıkıp oturursanız, eşki köz düşerdi diye. Üç kere açılıp olsa, kimdir çarpı açıp olsa köz düşüp alışmadım. Şu adatım yok bundan ki hazretke. Kendi tanıştırıp koydular, şu bilen bunu esten çıkardık bu narsanı. Yani işlep gittik. Ben de belimde girişe var idi, üstte girişe. Doktorla operasyonu alıp taşış gereği değişken idi. Cüret kımıyordum hiç. Bazen tutup koyduğumda yürüyemem kalardım, yotufam kalardım. Şu tavsiye hılalı 5. cüzünü koyarken baytımızda şekil yotup kaldım. Bu peyde Mansur'uydu şekil. Mansur ortamızda şu kıyan tahrirlerim kompüterde tüzeltip durardılar, tekniği çıkarttım. Şuna telefon kılıyordum, ben baramıyım ben yotup ben dedim. O yüzden ap geteyim dedim. Kilodur, rastlarım yatıp ben, yeri kalıp yatıp ben. Onun çalkan şeyim yatıyorum, fakat yeri kalıp yatıp ben. Şeyin, şu turşudur, muharrarlı yıkılamam, yatıp alıp. Hazreti bari yatıp, yatıp kaptırlı hoca getirdiler. Yerdesi İsmail'imle, bir dünya pazarlı yıkılıp Konya'nın var işte. Aksi yolu ben, doktoru huzuru yıkıtkeniydim. Yani telefonla gelişkenimizden keyin, yeni mi kalemiz dediler. Yok ben kovamam dedim. Tahrir boğatı yatı olup ben kovamam dedim. Ha, kaçan göbleşemiz bu mesela bile dediler. Ama yatma Hazret, oturamayın mı halde izleyen varsa dedim. Kevunin dediler. Kevunin izleyen. Yatsa izleyen ben dediler. Kim vardım kabul konularıya. Maşindeyken zor çıktım. Yap bacağı. Kim kirgenden şu on kolli ne kadar kurpaçan üstü. Yat ulayın mı? Siz kanı kulübü üstüne yat ulayın dediler. Yap bacağı cüdü uyalıp gittim. Oturuyorsam küçüğüm yetmiyordu, bel koymuyordu. Yo yo, yatırıyım sağlık mesela. Yattım ki. Cüde külgeli. Kimlerdir kırıp çıktı hemen koru yarım ya. Böyle ulayam hayran buluşkandı. Bu kim bu hazreti aldı? Bir edeblikle yatıp dedim. Yere kalıp yatıp ben aldım ya. Tafsir olup şu okuyan, koru yazamı koyuyorken ben okuyam ben. Siz okuyayım dediler. Kim bir on tarafımı öttüler. Surelerini, dualarını okup. Bellerimi küçük olup silah silah koydular birilerim. Ancak ben. Ben bir yolda tahrir oku bir olmam, kıyan tahrirlerimi öyle sureli, dualı oku birilerim küçük olup silah ettiler. Kuzlarım yavaş gibi gitti yapacak. Yani bu Hazreti Kançeli sadde samimi insan bu kadar idi. Zahreti kibirleri iyi olu gidi. Bu mesela ben kim ben indi? Adi bir muharrarma, onu yaparın indi. Hazreti Adilere de ilim cihetlenen diğerle hiç kim var? Sure gelemem yok, iltimas gelemem yok, okuyun dedim. O zaman dilden çıkarıp samimi işine ve doğalı sürülü okuyup birilerini silah koydular. Eğer iş olsayız, şundan beri hiç kaçan birim katı koyanıyor. Ben şimdi kursat veremem ben neyken, habibim mesela. Ben de şimdi kursat, ben de hazır bir mural türemem, hatta ingeçip bir mural, ben de. Kalamazsın şuna kadar. Hazır tenis oynayayım ben benim oğlanlı yaş dedi. Şu Hazreti berekelerden dedim. Dualarının berekesinden de bildim özüm ya. Apirası kılınca zavratım kalmadı. Elhamdülillah. Hazreti bile... Usta şagirden bulduk. Kötü manada. Okuyen bulduk. Ben kızım uzatken de kelib hasta kash bo'lib yonida shunda turdilar. Qudili kelganda ham o'zlari fotiha berdilar. U to'g'rilar o'sha to'yga aytganimda men ikkita joyga yetishganimda nima qilay dedilar. Birinchisiniki boraymi yo u yoqqa boraymi dedi. Hazrat meniki bemalol bo'lib kelavering dedim. O'tiramiz dedim. Birinchi boshqa joyga borib, keyin buyoqqa keldilar. Aynan Qudili kelgan paytga to'g'ri keldilar, o'tirdilar. Şu yanına oturdular. Kim kudelere kirgenden ki ulayın patkı verdiler. Ulayı ketkenden ki içeri kirip yana alakıda oturduk. Güzel fazla sohbetli bulduk. En muhimi bize dost bulduk.
Hazret bilen. Hazret'te cüde yakşı odatları her daim samimi insan bakarlar. En faziletli odatlardan bittesi şu cüde samimi insan bakarlar. Yalgan neyem yaman görürdüler. Bir onu kibir kıyanıya, memmenlik kıyanıya yaman görürdüler. Kim aç ubu benim adamı yaman görürdüler. Ben bir ilmi limen diyen adamı abarayın tanıştırıp koyun diyen de abarıyordum. Hazreti aldılardı ki. Yani o adam bozum gaybanı kurbat kılardım. Bille barıştı. Kuruşkenden ki savallı ambarayın Hazreti bir savallı söylediler. O ben ambarayın adam. Hazreti cevap verdiler. Ki o adam sel tartışı başladılar. Hazreti yine cevap verdiler. Bu şey cümlerde cevap verirken ki ben sekin yengiler tuttum. Ben sizi çündürüp koyayım mı? Ben çün buldum. O zaman savallı bilmezdim ben. Hazreti güçmez yapmayayım mı? Çün buldum. Ben sizi çündürüme halledim. Ona palan kitabı bu ne kadar yendiler. Ki Hazret Serhab'ı bugün deyen buldular de, siz kays kitaptan olmaz bu kitabı dedim. Peş kitabı. Yine kays kitabı koruyansız dediler. Yok şu kitabı dedi Ali adam. Ben şu meselede 100 de kitap koruyan ben dediler. Üstelik 100 de kitabı hükümünü bitti kılıp yaparım ben sizi dediler. Siz bitti ki iş alıp benimle telaş olsun dediler. O da aynı kitabını kurup çıkayım. Hıda halesi böyle cevabı çıkar şundan dediler. Mani yapın da kanak mesajı eğer dediler. Şunu yap katlı yaparım dediler. Şu da kayıl kaldım, sabırlar giyem, hilimler giyem. Kim Hazreti yine bir yaş odetleri, bir arcağı bana diyen bu sıra, ben kup çakırıp durardım, karındaş uğurluğa, yakınlarımız giyem, kızım yıkılarım giyem, yaplarım giyem, çakırıp durardım. Kanak odamla yıkılıyandım sorardılar, birinci oranda. Ziyalıyla mı, ticaretçiler mi, kanak kesme giyilerdim sorardılar dedi. Ki şu doğruya mas, mağruza kılardılar. Adamların seviyesi gibi mağruza kılardılar. Bizim karındaşlarımla bir yığınımız var. Tağla, tağvetçeyle bir yığın kılamız. Tağlarımın köpçülüğü 80 yaştan aşkın adamla. Şu yığında aynısı cüze yaş görürdüler. Tağlarımı yaş görürdüler. Bir gün şu yığınca çakırdım Hazretle. Kildiler. Ki yığında ahırıda. Şimdi bir dua kılıyordu dediler Hazret. O dedi, hem Hazret'ten dua soruyordu, Hazret dua kılıydı dediler. İnanatıyla tağımla, kutlu tağımla. Yığılıp, Hazret bize siz dua kılamız mı dediler. Şu bir gap yapardılar, cüde isimle kaldı. Duaya her bir Müslüman muhtaç dediler. Hemimiz duaya muhtaç bize dediler. Müslüman adam her daim birbirini ağzından hem arkasından dua kılıyor gereği. Hayırlı dua kılıyor gereği dediler. Şunun için yaşız kattı, yaşız ulu, siz dua kılın dediler. Yıkılıp bir yarım saat dua kıldılar dedi huzuruyum. Kollarını açı alıp yıkılıp. Kiyin çeliyem her görüşkenimizde yıkılıyla dedi. Hazret benden dua soradı liye. Ya tövbe. Hazret benden dua soradı liye deyiller. Bir günü Hazret'e geldim bir acayip çıkıyordum. Hazret şunu çıkıyordum. Hiç mi etmedim sizi getemem dedim. Etin dedi. Et verkenden ki küllüle de yeni dediler, mabada adamlaki etip, ben sahabeyi böldüm deyip yürümeyin dediler. Yok ya, Hazret isem. Ya bittesi şuna kadar çüşkü örgen eken, ben hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çüşkümde gördüm, ben sahabeyi böldüm demeyi. Yeni sizi tabiyim bu değil, kursam bu değil, deyip eti yürüttü adamlaki değil. Yok ya, Hazret, fakat siz gittim, başka hiç mi gitmeyeyim mi yapı dedim. Aslında, keyin okup bildim, tuş, şeriatta ciddi bir menbe sıfatıda kararılmaz eken. Hayırlı üç bölse Allah'a hamd edici gereken, yaman üç bölse çarp yakalıp, çarp tarafa yakalıp üç mentü tutulup koyuş gereken, şeytandan panah tırış gereken. Bu öyle. Hayırlı üç bölse, demin hayırlı işte yine devam edici gereken. Bu öyle. O hüküm alınmasakken düştü. Aslında o kendi. Lekin hayırlıdan ümit kılıp yürüyüş, caiz eken. Hazreti kitapları yiyin çıkarken pette, maşinamı arkasıya koyup, keyinçeli maşinamı var, maşinamı arkasıya katı arkasını terip koyardım kitaplarını. Kurs ettim. Adamla kursundum. Hali kitabda cüze keyin tarqalamagan paytda, adını bilmagan paytda, Hazretki haber kepti. Şu bitti adam, maşinası orkasını tuğla sizi kitablarınızı yoyup yürüptü. Tıpsa, ya o bizden özümüz adamımızı dipti la Hazret. Kimliğini bilemem, özümüz bu kararımız dipti la. Katke barışam şu kitablarını, özümce tarif kılıp, reklama kılıp, şu kitablarını yoyup yürürdüm, maşinam gibi. Kayısı meclisi barışam, bana Hazret şuna kitabı yazdı, kuruyla, okuyla dip. İsmail'le kilişo geniydik. Nashriyat narxidan arzonroq qilib berardilar bizga. Men nashriyat narxidan arzonroq qilib ham tarqatardim odamlarga keyin.
bir xillarga tekinga ham tarqatardim, bir xillarga yetardim. Mana bu do'konda ham qimmat turadi, men arzon beraman sizlarga. Hattoki shu Firdavs masjidi bizani masjidimiz yonimizda. Ro'yxat yozilib, tafsir xulolali to'liq komplekt bo'lib chiqqandan keyin ham o'sha nashriyot narxidan ham arzon qilib avval ro'yxat bo'yicha tarqatganmiz. Hazrat aytardilarki, musulmonchilik juda oson narsadir dedilar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh siz bo'ldi siz musulmonsiz dedilar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadun abduhu va rasuluh desiz bo'ldi siz musulmonsiz dedilar. Lekin amal qilish qiyin dedilar. Agar iymoningiz kuchli bo'lmasa, amal qilish qiyin dedilar. Namoz o'ziga amal qilish qiyin dedilar. 5 vaqt namoz farz, lekin nafsga og'irlik qiladi. Ertalab saharlab turishingiz kerak. Iloji bo'lsa masjidga chiqishingiz kerak. Peshinda, asrda, shomda, xuflonda xuddi shunaqa. Muntazam o'qish nafsga og'irlik qiladi. Nafs yengillik o'rganib qolgan. Ayniqsa bizning nafsimiz degan shariatning buyrug'i shu. Agar Alloh taolani rostdan sevadigan bo'lsangiz, birinchi amri namoz. Namoz biz bilan kofirlarning orasidagi farq degan ma'noda hadis ham bor. Ani hadisni arabchasini ham yodlamaganman, lekin ma'nosi shunaqa edi. Musulmonning da'vo qiladigan bo'lsangiz, benamoz musulmonni tasavvur qilish mumkin emas. Shayx aytgan gaplari Alloh taoloni sevaman deb da'vo qildingizmi? Sevish egilishmi? Alloh tarafga o'ting. Alloh taolo buyurganini qiling. Alloh taolo nimani buyurgan? Birinchi o'rinda. Iymon keltirgandan keyin birinchi nimani buyurgan? Namozni buyurgan. Namoz o'qimasdan turib musulmonlik da'vo qilish g'alati tuyuladi. O'qiganda ham aynan 5 vaqt namoz o'qish kerak. Agar iloji bo'lsa, yana ham iymoni kuchaysin desa, 6 mahal o'qisin, tahajjud ham qo'shib olsin. O'zi uchun alohida bir fayz oladi. Uni faqat tahajjud o'qiganlar biladi. Bir yilda bir marta kelgan ro'zaga mingta bahona qidirib tutmasligiga chora qidirmasin. Tutsin. Bu farz. Lekin nafil ro'zalar ham bor. Har oyi oydin kunlarda, oyi 13, 14, 15-chi kunlarda yoki har dushanba, payshanba kunlari tutilgan nafil ro'zalar ham bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tutganlar shu ro'zalarni. Ana endi odamlar da'vo qilishadi, men Rasulullohni sevaman deyshadi. Hatto nashidalarim eshitdi, Rasululloh sizni ko'rgim keladi degan ma'noda nashidalarim eshitdi. Amal qanaqa? So'rasangiz, siz Rasululloh ko'rsatib berganlardagi o'zlari amal qiladigan amal qilasizmi yo'qmi? Shayx shu gaplarim esimda qoldi-da, hazrat. Rasululloh sevaman degan odam sunnatga ko'proq erishish kerak bo'ldi. Boshqa yo'li yo'q. Rasulullohni boshqacha sevgi isqor qilib bo'lmaydi Rasulullohga. Rasulullohni sevaman degan odam sunnatga ko'proq amal qiladigan odam. Agar sunnatga ko'proq amal qiladigan odam sevaman demasa ham sevgisi isbot bo'lib turibdi. Hazrat murojaat qilmagan soha qolgani yo'q diniy adabiyot bo'yicha. Birinchi tafsirdan boshlagan bo'lsalar, hadislardan boshlagan bo'lsalar, keyin aqida kitoblarini ham tarjima qildilar. Sunni aqidalar bo'ldi. Aqoid bo'yicha bog'liq masalalar kitobi ham tarjima bo'ldi. Mustalahli hadis degan kitob ham tarjima bo'ldi. Aynan shu kitobni tahlil qilgan juda ham qiynalgan edim. Chunki biz uchun juda yangi kitob edi. Bu ma'noda birorta kitob chiqmagan edi. Terminlar ham juda ham lug'atdan ham qidirib topa olmadim terminlarini. Juda ko'p bilib o'tirdik. Shu kitob ustida Mustalahli hadis. Har bitta ahli ilm bilish shart bo'lgan kitoblar. Hazrat ham ahli ilmlar uchun kitoblar tarjima qilib tafsir qilib, sharhlab ham o'zlari yozib ketdilar. Ham oddiy musulmonlar uchun, o'rta darajali musulmon uchun, endi amal qilishni boshlagan musulmonlar uchun ham sodda-sodda kitoblarni bir xillarini tarjima qildilar, bir xillarga sharh yozdilar, bir xillarini o'zlari yozdilar. Masalan, o'sha Imom Buxoriyning Adabul Mufrad kitoblari 400 chiqqan bo'lsa, hadis va hayotni hamma tushunish qiyin, lekin bu Adabul Mufrad aynan ommabop har bir musulmon tushunishi mumkin bo'lgan, amal qilishi oson bo'lgan kitob. Hazratning eng katta qilgan ishlari butun o'zbek tilida o'qigan o'quvchilar uchun shu iymonni kuchaytirishga yordam beradigan kitoblarni chiqarib qo'ydilar. Iymonni kuchaytirishi bundan boshqa yo'li yo'q. Kitob o'qish kerak. Kitob o'qishi chegarasi yo'q. Ilm olish chegarasi yo'q. Lekin umri chegarasi bor. Olimni hisoblab chiqishibdi, agar odam o'rtacha bir 60 yil, 70 yil yashasa,
Ortaçı 3000 kitap okuyarken 50.000, 100.000 kitap okuyamaydı adam. Cüda hafızalık yerde 5000 kitap okurken. Demek çekerlengen, biz yani vaktimiz çekerlengen. Ne makalış gereği? Kitabı talep okuş gereği. Soval tuğuladı, kanı kılıp talepimiz. Cevabıyam da yer, Hazret talep tercüme kıp koydular. Hazret talep şarkı koydular. Ve kerelisini tercümede yokunu, şarkı yokunu özleri yazıp takdim edip koydular. Bu oldu. Bugün kitaphanı için, Müslüman için Hazreti kitaplarını bir çekeden okup çıkış kifaya kılıp. Şu yüzden mi, yüzden aşırı kitabı bir çekeden okuş gereği. Ve birinci orunda tafsirden başlaş gereği. Okuyan diyem şaşırmazdan hazım kılıp okuş gereği. Amal kılış için okuş gereği. Şu ilimge. Hazreti Bekari'ye her kıl sokakta tercüme kıyaları yok, şarkı kıyaları yok, yazgeleri yok. O şey boy etkenimdi, adi kitaphan, adi Müslüman geyem, masını yazıp koydular. Ve ilim, ahli ilimle geyem. Mesela Arap dilini bilmeyen adam, ben ilim alamayan deyişken bakan nasıl yok de. Akayet'e ait kitabım var, tasarruya ait kitabım var, hadise ait kitabım var. Beyim olalım. Arap dilini bilmezsen durup ben bugünkü Uzbekistan'da yaşarken Müslümanlı, benim onlar ilim alışları mümkün. Bitti kitabı vasıtasıyla. Fakat uyuyakka, büyüyakka sakır uğruş gereğmez de bitti Hazreti kitaplarının topuyla varış gereği bir çekinden okuşu başlayış gereği. Her kim uzun derecesi masum telli var mı okuşu gereği. Mesela ben hadis ve hayat türkümünü hemen okuşu şartı bilmiyim ben. Lekin edeb-ül müfretti, siyah-i rahim kitabını, ruhi terbiyeni her bitti Müslüman okup oryansı şartı böyleyim ben. Yani şimdi İnşallah bizim dinimizin amal kılışımız anca onsallaşadı. Hazreti kitapları arkalı. Körgenleyem, körmegenleyem, hemimiz gaybana Hazreti sakıtları bize. Dinli organiş meselesidir. Bizden fakat bir tanesi koyan halas. Okup amal kılış. Bu uzun için hem, berçe yakınlarım için hem ve bizden korup duruyen berçe Tamaşayla bilinçinem, davet desiyle davet, müracaat desiyle müracaat, iltimas desiyle iltimas. Kitap okuyla. Okuyan diyem, talep okuyla. Hatta Hazreti kitapları diyem, talep okuyla. O zilin sayıveyle, masını talep okuyla. Eğer dini en dikir okuyan adam olsa, ben tavsiye kılardım, birinci işe, Siri-i Rahim'den, Hadab-ül Mufrat'tan başlayıp okuşsun. Ondan ki tavsiye uçuşsun. Ondan ki ruhi tabiye uçuşsun. Dinin iyiydi başlayan adam ruhi tabiyanlarını okuşu başlasa kabul kılışı kıyra bu kaladı. Bu ayı kitaplarını okusa kabul kılışı ansam kaladı. Kendin zikir ahlinden Suriye'nin toplamı Allah'ın kitapları şekillerine çıktı anca. Savallığa cevap kıdırı buyurmayın. Beni kitap tayya durdu. Şüttan alayım. Bazen Hazreti yiyem saval verip kalışardı. Hazret 2 metre, 3 metre cevap vergenlerine 4 insan haberim olar diledi. Bereket tavuk kırılır. Kitap da türüp düşün cevabı. Alıp okuyla dırdılar. Hazır internet var. İnternette şu kitapların hemisinin elektron varyantı hem var. Şunu akırız. Savalizi birsiniz cevabı çıkıp durdu. Bu oldu. Hazretli derecelerden yukarı alımı ben kurmayacağım ben hep bahçeye. Doğru ben Çetil'deki çıkmayacağım ben. Uzbekistan'da kurmayacağım ben. Bilmiyim benim. Kupçiliğim şuna kım benimce. Şu derecede alım Cüzdük o meseleye cevap yazıp ettiler. Bana zikir ahlen Suriye'nin toplamları da. Ve tafsirle yazıp ettiler. Şu adamı geplerine işe ansak bize günahkar bulmayız. Çünkü dindeki adam mı kötü yolu var. Eğer ilmi küçülüğü bulsa o da fatva tafvaladı. Eğer ilmi küçülüğü bulmasa küçülüğü ilimli adamı yer geçerdi. Şunu fatvasını aladı. Bu oldu. O cevapkar bulmaydı. Bunun üstüne cevapkarlığı sakıt buladı. Çünkü mesela hiç kimse ilmi yetmedi. İlimli adamı telledi ve o şu adamı ergeçti. İlimli adam mı? İlimli adam mıyım? Müştahilaka da zor gibi vardı. Eğer bir meseleye doğru cevap tutarsa iki tacir oladı. No doğru cevap tutarsa bir tacir oladı. Çünkü o izlem vardı dedi. Müştahilaka ergeçken adam adi Müslüman. Günahkarım bu muydu? Edeş miydi? Mabada başka cahiden bir meselede sen no doğru kuvvetsen, palancı buna kıyandısı, ben malimi ergeç olmam. Şu adam bana şunu kadar ya. Ben şu adamı hiç anlamam. Sizi tokum adam mı yok o alimi ben tanemeyim ben. Bana şunu kadar. Lakin iki lasını kıyaslayıp hakkını acil çıkıp bana ilmim yetmeydi. Şu adam bana şu adamı şu hükümü ettiler. Şeriat hükümü de ben kabul kıldım bunu. Çünkü amel kılama. Şu gibi kifaya.
90%'dan aşağı adamı şu gap kifaya. Lekin asosiyisi masala qidirib bahslash emas. Asosiyisi amal qilish. Amal qovursak, qovursak, qovursak o'z-o'zidan boyiga bahsi yo'q bo'lib ketadi. Bahslar amal qilmaslikdan kelib chiqadi aslini olganda. Amal qilsangiz bahsi yo'qolib boradi. Hazrat aytdilar. Siz bilan biz musulmonlar uchun dedilar. Savob kasb qilish yo'li juda oson dedilar. Masalan o'tirib bizni davradi, o'tirib bizni. Shunchaki o'tirib bizni dedilar. Bir kalima aytib qo'yamizlar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'yamizlar. Yoki subhanallohi va bihamdi subhanal azim deb qo'yamizlar. Shu bilan dedilar. Butun yer va osmon orasida to'la savobga ega bo'lamiz dedilar. Ortiqcha ish qilayotganimiz yo'q, mashaqqat qilayotganimiz yo'q dedilar. O'tirgan joyimiz dedilar. Mana buni oddiy musulmonlarga tushuntirish uchun sodiq gapirganlar dedi. Lekin buni bilish uchun, buni bilish uchun, buni anglash uchun yana boyiga birinchi masalaga qaytamiz. Alloh taolani tanish kerak. Barcha ismi sifatlari bilan tanish kerak. Qur'ondagi ismi sifatlarni tanib, Alloh taolo nima sifatlarga ega? Mana ismi nima ma'noni bildiradi? Shuni tanasak, keyin la ilaha illalloh duo qilganimizda yoki subhanallohi va bihamdihi deganimizda o'sha ma'noni xayolimizga keltirib, Allohning azamatini, qudratini, yakka yagonaligini, mehribonchiligini, g'afforligini, ham qahhorligini hammasini his qilib turib gapirsak bu kalimani. Unda o'zimizni yuraklarimiz titrab ketadi, to'lib ketadi, to'qilanib ketadi. Va bundan keyin biz bitta gunoh ish qilishga qo'rqamiz ham. Aslida bu kalimlarni aytib yurishi fazilati ham shunda. Hazrat ko'p gapirganlar buni. Bizlarni qalbimiz poklagan narsa Alloh taolaning zikri. Hazratda eng ko'p gapirilgan gaplar shu bo'lgan. Qalbi poklagan narsa zikr. Zikr birinchisi shu la ilaha illalloh, ikkinchisi subhanalloh va bihamdihi subhanallohu azim. Endi o'zi ko'p joylarda zikrlarda alhamdulillah Allohu akbar deb keladi. Alhamdulillah deb qachon aytasiz masalan? Alhamdulillah. Siz Alloh taolaning azobatini siqildingiz. Yakka yagona siqildingiz. Alhamdulillah ki Alloh bitta. Hamd bo'lsin Allohga. Bitta. Agar ikkita bo'lganda adashib qolardik. Qochadigan joyimiz ham bitta. Panoh so'raymiz ham bitta. Alhamdulillah. Alloh o'ziga shukrki bitta. Yagona. Qachon Allohu akbar deymiz? Shuni hammasini his qilib turganda aytamiz. Alloh bittaligini, har qanaqa ayb nuqsondan pokligini va hamma hamdu sanoliga sazovor yakka yagona zotligini bilganimizdan keyin Allohu akbar deymiz. Shu Allohu akbar deganimizda shu ma'noni hammasi dilimizda jo bo'lib tilimizga chiqish kerak. Ana shunda bu tasbih o'rniga o'tadi. Eng katta zikr ham shu bo'ladi. Zikr shunchaki sanab o'tish emas. Tez-tez ani 33 marta, 100 marta ani ko'pincha masjidda men ulgurmay qolaman-da davomlayotganda. Keyin osaroyini o'rganib oldim. Domlada 33 marta aytadigan bo'lsa, men 11 marta aytaman. Shunga ham hadis bor, 11 marta aytish ham joiz. Hali tasbih shaqillatib, subhanalloh, 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 yoki Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar tez-tez aytib kelishsa, men subhanallohi, 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 subhanallohi deb aytaman. Yoki alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Yoki Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb aytaman. 11 ta aytganimda bu yerda o'zicha tugaydi, keyingisiga ulguramiz. Aslida shunaqa aytish kerak zikrni. Har bitta namozdan keyin ham qalb shunda poklanadi. Zikr qachon Alloh taolaning azamatini his qilib turib aytganingizda haqiqiy zikrga aylanadi. Bo'lmasa quruq sano bilan zikr bo'lmaydi. Lekin hazrati eng ko'p gapirganlar shu bo'ldi. Shu gap bo'ldi. Boy ihson maqomini tushuntirish uchun gapirdi bu gapni. Va shuning uchun ham boy kitoblarini ruhiy tarbiya deb ot qo'ydilar. 3ta juz bo'lib chiqqan kitob. Men hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Namozlarni 5 vaqt qoldirmasdan o'qigan odamlarga o'sha namoz zakotlarini berayotgan, ro'zalarni tutayotgan, ayniqsa hajga borib kelgan birodarlarimizni hammalariga ruhiy tarbiya kitobini o'qib, mana shu ihson maqomi darajasida amal qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Menga dunyoda eng og'ir bo'lgan narsa hozir eslab yana yig'lab kelyapti. Hazratni vafot qilganlarini eshitganimda o'zim qo'shga joy topa olmadim. Yugurib borsam bir 50 ta odam yig'ilgan ekan. Eshiklar tagida o'zim qo'yarga joy topa olmayman. Voy. Ha,
hemen hem kırgızım yap gene ki. Biz ben kupçiliği tanıydım. Darızı yaparım kene kene hoca gidip kırgız var işte. Yönde sekiz sekin. Nobet bilen tepeye çıkar şok gene ki. Çıktım. On kol diye hana diyat gene geldi. Atarladı adamla ku. Kim de tepelerde oturup yüzlerinden öpüyor atıp da. Ben de bağırdım. Yüzlerinden öptüm. Her sırada razı olayım senden dedim. Aslında o günde ahli ilimlerini uygulayıp kollardan, başlardan öpüş caiz narsa dinde. Aynen ahli ilimlerini, ilmi küçüktüğü bugün adamlarını berekesinden ümit kılıp kollarından yok ki başına öpüş var narsa. Ben trililerde bir gün şu tahrikı bugünümüzden ki, yani Hazret dedim, bir tüyüp kutup gibi yürürdüler. Bir iltimasım var dedim, Habib'im istedim. He dediler. Baş izlen bitti, o ben dedim. He, katten çıktı bu yap dediler. Kulüp. Hazret, o yüzü bilersin dedim, bu işi caizliğini size mi bilersin, benim bilemem dedim. Şimdi için ruhsat bilersin dedim. Ah, hop dediler. Daha aptırdılar. Baştan şimdi tepesinden hoptum. Şimdi dua kalasın Hazret dedim. Lakin keyinçeli kollardan öpmekçi bugün ruhsat vermeyeldi. Hazret hiç kimi kollardan öptürmeyeldi, ruhsat vermeyeldi. Hazret şuna uluğ adam bugünle ki, hala bize kadirleri yetmedik. Hazır cüden fitneli kopayıp gitti. Damla ile birbirinden telaşken, tartışken. En kızı, unusayım ilimli damla, unusayım ilimli damla, unusayım takvası var, unusayım takvası var. Lakin arzım eken mesele telaşıp tartışıp görüşüyordu. Hazret peylerde bu narsa yok idi. Hazret birleştirdiler hemen. Özbekistan'da ahli ilmin birleştirdiler. Hatta bir gün şu sahihine tercüme kılığımı vakit etti. Şu meclisken beni hem çakırdılar. Şu kitaplarını hem sıkı biraz tahrir dediler. Bir sıkıbarlığını koruyun dediler diye çakırdılar. Ki adamla oturuştu. Arapların yakışı bilen adamla, damlala, ilim bilen şunu adamla. Hemen ki tavşuru bergen ekeller. 10'dan, bir kılarla 15'den hadis tercüme kıp geliş. Kim bir sureş başladı. Kanca kıldız, kanca kıldız. Bir kılar kıpıyan, bir kılar kıpıyan, bir kılar Hazır sahabı buldular. Ben dediler, otursam bir günde şu sileyi bergen taşını hemen özüm kıp çıkalayım ben dediler, tercüme dediler. Özüm kışım yeter, bunu tuğlu kılış dediler. Lakin sile cemağı bulup işleşik organ yenidip şu işi kıvam ben dediler. Aynen cemağı bulup işleşik organ ile Uzbekistan'da ahir ilimle edip şu işi kıvam ben dediler. Ben şu yapıp yeniden bir istedip ötüşü sardım. Şeyh hem şakirdileri ya. Eğer Şeyh Rastan'a yaş görseyle, Rastan'a hürmet kıseyle, ortada kanaka nizab buluşundan katli nazar, kanaka düşünmeyen mesele buluşundan katli nazar, Şeyh hürmetler, Hazreti hürmetler. O şey, Şeyh Petler'de ahirli giyilene, yani tikliyle. Böyle bir ilimle yani ahir buluyla. Çünkü ahir ilimi tartışıyor, dinge zarar buluyordu. Dinge irgeşücülüğe kadar zarar buluyordu. Ondan din yutmuydu, Müslümanlığa yutuşmuydu bundan. Hazret şunu anlayan iyiydi. Şunun için hem boya yapı yapardılar. Ben size hani camamı bölüp işleşiklerini isteyeyim ben. Şunun için hem size bölüp bölüp verdim bunu. Olması o zaman kalardım benim alanım. Dibi ettiler. Çünkü kat kıyısında alman. Hazret Uzbekistan'da Müslümanlığa için bir kalkan iyiydi. Kesin manada. Şeytandan kalkan iyiydi. Bize bir meseleye cevap tapamaya kalsak, yürüp Hazreti Allah'a barardık. Cevap tayyarıydı. Bu da doğruyu uçup yeterdik. Yok ki o zaman bir arcaya barsaydım, elbette bir mesele halkı verirdiler. Fakat marasımı yakalıp yapar meseleydi, bir mesele halkı verip yeterdiler. Hatta ki o şey, ben bariyem pekte köpçeliği barmazdı. Kiyinçeli, o şey, kabulhaneler diyem, soru cevap günü taşkil kılındı. Yani mesela iki gün içe girdi, düşen, peşanım mıydı? Soru cevap küller taşır kılındı. Oturalı, halı adam gelip, soru cevabını kılıp git uğradı. Bunu hala hiç kıyasa ahlilin kımaken işiydi bu narsa. Kuatta maktab buldu, ders buldu. Bütün Müslümanlığı için. Cüdü kop adamda, bir oge içki üyelediyen sorular gem, işte Hazreti Kabirhanay'a bana cevap geçişti. Bugün Hazreti yok şeyin adam yok. Hemen manada. Ve birinci oranda soru izgi, başka soru onun kavmiyle kılıp cevap verilen adamın özü yok. Bugün bitti
domni boshqa gap gapirsa, ikkinchi domni boshqa gap gapiradi. Bitta masalada. Lekin hazratda bir ibratli gaplari bor edi. Bitta odam gapini uchrash kerak dedilar. Dinda bitta odam gapini uchrash kerak dedilar. O'ziga ma'qul javobni qidirmang dedilar. Keyindirdilar. Ko'pchilik aytganlar, hazratdan ko'pchilik so'rashardi, hazrat, mana bu masalada sizning fikringiz qanaqa deb so'rardilar. Mana eng ibratli gap edi shu gap. Mani fikrimi so'ramanglar dedilar. Mani fikrim mani fikrim dedilar. Sizlar mendan shariat fikrini so'ranglar, shariat hukmini so'ranglar dedilar. Hech qaysi domladan fikringiz qanaqa deb so'ramanglar. Shariat hukmini so'ranglar dedilar. Shariat hukmi bitta bo'ladi va hammaga bir xil joriy bo'ladi. O'sha shariat hukmini men ham gapiraman. Boshqacha gapirmayman dedilar. Shu hukm shunaqa bo'lish kerak dedilar. Hammamiz uchun bitta bo'lish kerak shu narsa dedilar. Shariat hukmini eshitdikmi? Endi amal qilishga majburmiz. Savolga javob berishgandan keyin bizga vojib bo'ldi endi amal qilish. Endi unga o'zimizga mos javob qidirib yursak, unda munofiqlik qilib qo'ygan bo'lamiz dedilar. Eshitsiz javobni. Ko'nglingiz taskin topadimi, topmaydimi, sizni qoniqtiradimi, qo'rqitmaydimi? Shariatning hukmi shu ekan. Bo'ldi, Alloh taolo shuni buyurgan ekan, mana shunday qilaman deb amal qilsangiz, demak siz haqiqiy musulmonsiz.